Yalnız çok öne gittiniz ya. Orayı aç, orayı aç. Ahmet de geldi. Gel ortaya. Biliyorum yani. Ben uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Oynayalım. Gidelim abi. Biliyorsunuz 29'unda seçimimiz vardı. Evet. Ve 29'undan sonra start verdik. Yani önümüzdeki 10 gün çok yoğun geçecek. Transferler ve oyuncu arkadaşlarımızın katılımıyla belki sizden önce ben de söylemek istiyorum. Katılım olarak yeterli oyuncu sayımız olmayabilir. Bazı oyuncularımız milli takıma gitti. Örneğin Deniz Artem gibi. Onlara bir hafta izin verdik. Çünkü iki hafta milli takım kampında bulundular. Sakıp askerden yeni geldi. 4-5 günde ona asker izni verdik. Yani 7-8 oyuncumuz bu nedenle izinli. Onun dışında da 10 gün içerisinde çok hızlı bir hareket edip giden oyuncularımızın ve Kayseri Spor'a yakışacak şekilde de transferlerimizi yapıp lige hazır hale girmek istiyoruz. Diğer taraftan da Türk futbolunun hem ekonomik anlamda hem yayıncı kuruluşun pazartesi bir toplantı var. Diğer yapılandırmayla ilgili birçok gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz. Bu sadece bizim sorunumuz değil, Türk futbolunun sorunu. Dolayısıyla hayırlı olsun diyeceğiz. İnşallah pozitif sonuçlar çıkar. Bütün kulüpler ayakta kalmayı becerir diyeceklerim bu kadar. Evet, Ziya oynadığı ligde kendini ispat etmiş bir arkadaşımız. Mert genç, o mücadele içerisine girecek ama bizim esas baba transferlerimiz. Yani tabii ki bu arkadaşlar iyi oyuncular. Teşekkür ediyoruz emeğe geçen yöneticilere. Ama esas transferlerimiz yani Süper Lig'de bizi ayakta tutacak, bize yukarılara doğru ivme kazandıracak oyuncu gruplarını biz bekliyoruz. Bununla ilgili de yönetim kurulu inanılmaz derecede çalışıyor. Ben de olayın içerisindeyim. Hayırlı olsun. Bizim altyapımızdaki oyuncularımız var. Geçen sene bu çocuklar 4 ay boyunca benimle antrenman yaptılar. Onların birkaçının da kafa atmasını yani içeri doğru girmesini bekliyorum. Bu da yapacağımız hazırlık dönemi ve 16'sında Avusturya'ya gideceğimiz kamp döneminde de oynayacağımız hazırlık maçlarında da ortaya çıkacak. Giden oyuncularımız belli. Mevki eksik olan mevkilerimiz belli. Oyuncularımız gitmese dahi üzerine kimleri almamız gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor bunların hepsini sezon içerisinde birlikte yaşadık. Dolayısıyla bunun tabii bir de ekonomik tarafı var. Biliyorsunuz olağanüstü kongre burada oldu. Kongrede büyüklerimiz, gerek siyasiler, gerek büyüklerimiz söz alıp konuştular. Burada artık icraat zamanı. Evet. Sadece yönetimsel değil. Burada söz veren büyüklerimizin de icraat zamanı. Onun için onlardan da bir an önce hareketliliği de bekliyoruz yani. Şimdi tabii o konu yönetimsel bir konu. Benim şahsi fikrimi söyleyecek olursanız bizim her oyuncumuza transfer teklifi gelebilir. Önemli olan kulüplerin ekonomik anlamda kendilerini rahatlatacak bir transferi yapabilmesi. Yoksa Deniz Türüç Kayseri Spor için bizim için çok önemli bir futbolcu. Hangi teknik adam Deniz gibi oyuncuların takımdan ayrılmasını ister? Ama takıma oradan gelecek ekonominin takıma büyük katkı yapacağı durumda da kulüp kendi menfaatlerini, çıkarlarını düşünmek zorunda. Şu anda herhangi bir şey yok. Olsaydı başkan bizimle paylaşırdı. Kamp programımız 16'sında Avusturya'ya gideceğiz. Orada hazırlık maçlarımızın tarihleri belli. Onu tam kesinleştirip biz kabataslak bir belirledik. Yani iyi takımlar var. Başta Avusturya, Salzburg olmak üzere 4 veya 5 tane hazırlık maçı oynayacağız. Onların birkaç tanesi 2 günde 1'e döndüğü için Freiburg var. 3 günde 1'e çevireceğimiz için kesin tarihlerini şu anda açıklamak istemiyorum. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde kamptan ilgili de size bilgi verebiliriz. Ama 16'sında Avusturya kampına gideceğiz. Bu net.